Arkadaşlar merhaba. Öyle bir güzel yere geldim ki Geyikli plajındayım. Çanakkale'nin Geyikli plajındayım. Arkada kum teresi bitkisi var. Size kum teresini tanıtacağım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bakın arkadaşlar, gördüklerinizin hepsi kum teresi bitkisi. Çok güzel, böyle pembe mor şeklinde çiçekleri var. Ama o kadar güzel bir çiçek yapısı var ki böyle hayran kaldım görür görmez. Bunun adı kum teresi. Bakın hemen şöyle göstereyim. Kumların olduğu yerde yetiştiği için ismini buradan alıyor. Şöyle doğal yetişme ortamı, böyle kumlar var. Tabii ki böyle bir yerde yetişen bitkiler de çok güzel olur. Denizin hemen kıyısındayım ve bu bitkinin arkadaşlar gövdesi, yaprakları, çiçekleri tüketilebiliyor. Bunu çiçeklerin salataları süslemek için kullanabilirsiniz. Bunları böyle kırıp bu şekilde, tazeciktir zaten. Yine bu şekilde yiyebilirsiniz. Dediğim gibi çiğ, tere zaten adı üzerinde, kum teresi. Tere gibi tüketebilirsiniz de. Haşlayıp salatasını da yapabilirsiniz. Ama çok güzel, yaprakları ayrı bir güzel. Bakın arkadaşlar, bakın şu yapraklarının şeklinde tereye de ne kadar çok benziyor değil mi? Bakın şöyle göstereyim size. Kum teresi. Aynı bizim normal bahçelerimizde yetiştirdiğimiz böyle ince yapraklı tereye çok benziyor. Böyle harika bir bitki. Denizin kıyısında ve kendisine çok güzel bir yetişme alanı bulmuş. Şunlar da zaten tohum olarak, şöyle içinden biraz çıkarmaya çalışalım. Bakın. Evet, şöyle bunlar tohum olacaklar. Ama yaprakları çok güzel, çok estetik. Şuradan bir dal daha kırayım hatta. Şöyle yukarıda size göstereyim tekrar. Şöyle gökyüzüne tutayım. Bakın, kum teresi arkadaşlar. Yani bunu bu kadar güzel benzetirler, kum teresi ismini vererek. Çünkü aynı tere gibi. Bunu görseniz zaten tereye benziyor dersiniz. Böyle muhteşem yenen otlarımızdan bir tanesi budur. Yetiştiği için böyle tuzlu suları, tuzlu yerleri tercih ettiği için bu ismi almıştır ve burada yetişiyor. Ve yetişme alanına dikkat edin. Şuraların hepsi kum teresi arkadaşlar. Bakın şu renginin güzelliğine bakın. Gerçekten çok güzel. Aa, burada da sirken düşmüş. Sirken otunun, bakın videomda var, sizi bununla ilgili tanıtmıştım. Şöyle bu sirken otu. Bunlar da tohumları artık. Çok tohum olur bunlarda. Ama güzel bir yerde olduğu için hala soğuklar başladığı halde büyümeye devam ediyor. En güzel bitkilerden biri. Hatta deniz kıyısında böyle tuzlu suların yakın olduğu yerlerde deniz börülcesi de yetişir. Deniz börülcesinin yapısına da çok benziyor. Ama deniz börülcesi kadar tadı tuzlu değil arkadaşlar. Deniz börülcesi bilenler varsa onun da salataları yapılır. Fakat tuz atılmaz. Ama bunun tuzu o kadar yoğun değil arkadaşlar. Böyle güzel. Denizin kıyısındayız. Bakın liman var şurada. Balıkçılar, balıkçı tekneleri var. Evet, bakın. Şöyle. İşte geniş açıda göstermeye çalışayım. Burası bir plaj. Yazın o kadar çok kalabalık oluyor ki insanlar böyle adım atarken de zorlanıyor kumların içinde. Yürümek zaten biraz zahmetlidir. Şu açıdan da göstereyim size. Ama muhteşem çiçekleri var. Bakın çok güzeller. Ben çok beğendim. Bu çiçekleri çok beğendim. Kum teresi arkadaşlar sukulent tarzı bir bitkidir. Çok kırılgan bir yaprak yapısı vardır, dalları vardır ve buralarda su biriktirir. Ama böyle donlar başlamadıktan sonra bu bölgede donmaz, devam eder ve çiçeklerini de çok keyifli açarlar. Genelde Marmara, Karadeniz taraflarında bulunur ama iç bölgelerde de yetişebilir. Şu tazelikte. Bunun çiçeklerini de, yapraklarını da çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Salata yapabilirsiniz. Çiğ olarak da tüketebilirsiniz.
şuradan hatta bir dal daha alayım. Kazık kök yapısına sahip olan bu kum teresini şimdi bir tane çıkaralım ve kök yapısını da sizlere göstereyim. Temiz olan yerlerden, hijyen olan yerlerden toplamanızı öneririm. Şimdi gördüğünüz gibi burada doğa dostlarımız, can dostlarımız da var. Onların burada dışkılama durumundan dolayı hijyen değildir. Yani toplayıp yiyemezsiniz. Ama temiz olan bölgelerden bunu toplayıp kullanabilirsiniz. Şöyle denize doğru bir göstereyim. Evet. Kum teresi. Adı da çok güzel. Kendi de çok güzel. Çiçekleri daha da güzel. Bir tane kum teresini bulayım. Güzel. Kökünden çıkarayım. Böyle genelde ya yükseğe doğru çıkabilir ya da yatık olarak. Şimdi bu gördükleriniz yatık olarak büyümüş kum tereleridir arkadaşlar. Çıkarıyorum. Evet. Şöyle bir kök yapısına sahip. Bakın. Gördüğünüz gibi kum teresinin kökleri de bu şekilde. Şöyle göstermeye çalışayım. Evet. Şu şekilde olduğu için buna kazık kök deniyor arkadaşlar. Derine doğru iniyor. Umarım bildiğiniz, tanıdığınız bir bitkidir. Eğer bilmiyorsanız da sahil bölgelerine geldiğiniz zaman görürseniz bunun bir kum teresi olduğunu artık anlayabilirsiniz. Kokusunu da size söyleyeyim. Şöyle bir koklayayım. Turba benziyor aslında. Kokusu turp gibi kokuyor. Aynı bir turp gibi kokuyor. Ve dediğim gibi sulu bir bitkidir. Şöyle bir tadına bakayım tekrar sizin için. Şu en taze sürgünlerinden koparayım ve acı değil, ekşi değil, tuzlu değil, yavan bir tat da değil. Yani bir salata yapıldığı zaman zevkle yeneceğini düşünüyorum ben. Şöyle bir çiçek daha toplayayım. Şimdi tam çiçeklendiği dönemler. Ve kum teresinin çiçeklenmiş güzel hali. Yine şurada da ne kadar büyüdüğünü göstermek açısından size şunu göstereyim. Bakın böyle dalları yana doğru yayılabiliyor veya şu şekilde yukarı doğru da çıkabiliyor. Ama çok taze ve sulu olduğu için de böyle gösterişli şu alanı böyle kaplıyor arkadaşlar. Görüntüsü bu şekilde. Hatta şuralar daha seyrek olduğu için daha net gösterebilirim. Şurada da bakın bir kök var. Bu da böyle büyük. Bakın ne kadar büyük. Şurada yeni yetişmekte olan başka bir kum teresini görüyoruz. Bu daha büyüyecek. Ne kadar güzel bir ot cinsi. Ve taptaze yaprakları var. Sürgünleri çok taze. Dediğim gibi yenen temiz hijyen bir bölge olsaydı buradan çok rahat bir şekilde bunlardan toplayıp çok güzel salatasını da yapabilirdik. Şunun güzelliğine bakın. Artık akşam da olmak üzere.
gördüğünüz zaman artık kum teresini tanıyabilirsiniz. Evet, deniz kıyısında bu kadar güzel otlarla karşılaşmak beni çok mutlu etti. Biz bugün Truva'yı gezmeye geldik. Truva'yı gezdikten sonra Geyikli'ye gelelim dedik, buraları görelim. Karşıma kum teresi çıktı. Tabii ki çok mutlu oldum. Benim için bu çok önemli bir fırsattı. Bildiğiniz gibi bu ot çiftlikte yetişmiyor. Ve yetişmediği için size bu tür bitkileri de tanıtamıyorum. Ancak yakın mesafelere gittiğim zaman farklı bitkileri görünce sizlerle hemen paylaşma gereği duyuyorum. Benim için çok güzel bir video konusu oldu. Zevkle bu otu size tanıttım. Şu güzelliğe bakın. Çiçekleri de o kadar güzel ki. Şöyle kum terelerini size göstermiş olayım. İyice yayılmış. İleriye doğru da yine görüyorum. Şuralarda da kum tereleri var. Bunlar kış boyunca tohumlarını dökecekler. Ve seneye tekrar insanlar buradan çekildikten sonra, deniz mevsimi bittikten sonra tekrar kum tereleri buranın egemeni olacaklar. Evet arkadaşlar. Bugünlük videom buraya kadar olsun. Çok güzel bir bitkiyi tanıtmış oldum sizlere. Kum teresi. Şöyle güneşin batmakta olduğunu da görmektesiniz. Çok güzel bir akşam oluyor. Geyikli Dalyan plajında. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.